Can perişan, eşim dostum uyansın. İmdadımın vakti, elime biri uzansın. Başı dumanım, çare tutmayanım. Sılaya giden döner de bir gün. Ne işin var Sıla? Yerimin yanın olduğunu sanıyordum. Yanılıyor muyum yoksa? Bunları konuşmuştuk Sıla. Bana hak verdiğini söyledin. Niye gitmedin? İşler değişti Boran. Sen de bana Narin'i koruyacağına söz verdin. Peki Narin şimdi nerede? Haberin var mı? Nerede olacak? Bedar ananın evinde. Ne kadar da iyi niyetlisin. Ama işler seni sandığın gibi değil. O bile hazmedemedi yengesinin götürülmesini. Biz hazmedebildik mi ki Bedar? Sanki bize soran oldu da eve basıp kızı tuttukları gibi götürdüler. Celil, ya Narin'e bir şey yaparlarsa? Yapamazlar Bedar. Boran Ağa varken yapamazlar. Tabii Boran Ağa'nın haberi olmadan işlerini hallederlerse o başka. Deme öyle Celil. Hangi ana babanın yüreği dayanır buna? Bu ona Kevser bile olsa yüreği kaldırmaz. Değil. Ya Bedar, hem çocuklar hakkındaki hükmü kimler verdi? Sen gidip konuşmadın mı Kevser kadınla vakti zamanında? Almadın mı ağzının payını? Şimdi ne soruyorsun bana? Hakkımızda yazılana itaat etmemiz gerek. Nasıl adam abdasın? Benim de içim yanar. Ama töre yürümezse başımız yerde kalır. Bilmez misin? İnsan içine çıkamaz olur. Bedar, sen aradığında Sıla neredeymiş? Boran'la dışarı çıkacağım diye gittiydi. Meğer Boran onun eşyalarını hazırlatıp İstanbul'a yollayacakmış. Sıla'm gitmem demiş ama Boran'a gitmezsen ikinizi de koruyamam demiş. Arkandan Narin'i de yollayacağım demiş. Boran Sıla'yı kendi eliyle kaçırmayı düşünüyorsa... Demek ki akşamki meclis toplantısı pek hayırlı geçmedi. Ya Boran Ağa da korkmaya başladıysa vay halimize. Boran hiçbir şeyden korkmaz. Onun tek korktuğu Sıla'yla bebeğinin canı. Eğer Sıla gitseydi onun başına ne haller gelirdi düşünsene Celil. O cihaneti başa geçmek için bunu kendi hayrına kullanırdı. Her şeyde vardır bir hayır. Vardır Bedar.
bütün bunları nereden biliyorsun Sıla? Uçağa binmeden önce annem aradı. Ağlayarak anlattı olanları. Narin gitmek istememiş ama annenle baban onu zorla götürmüşler. Eve geldiğimde de Ayşe'den başka kimse yoktu. Şimdi de nerede olduklarını bilmiyorum. Umarım Narin'e bir şey yapmazlar. Azat'tan sonra onu da... Bu kadar da zalim olmasın. Sonuçta onlar da Narin'in anasıyla babası. Nasıl böyle bir şey yapabileceklerini düşünebilirsin? Onlar senin de annen baban ama... ...ne bize ne de karnımdaki bebeğe acımadan ellerinden gelen eziyeti yapıyorlar. Doğumu da dört gözle beklediklerini farkındayım. Ama sadece torun hasretinden değil. Benim de son nefesim olduğu için. Peki bunlar zalimlik değil de ne? Can. Senin hiç görmeyeceğim, sağ ol. Gelmeyebilirdim Esma. Çünkü sana kızgınım. Laflarımın çiğnenmesinden hiç hoşlanmam. Neden beni anlamıyorsun? Yapamadım. Seni son kez görmeden gidemedim. Neler olduğunu bile anlamadan seni bırakıp gitmemi nasıl bekliyorsun? Bak Esma, kararlarımı açıklamaktan, hele hele sorgulanmasından hiç hoşlanmam. Ben söylerim, sen de yaparsın. Ben senin aşiretindeki kadınlara benzemem. Canım ne istiyorsa ona yaparım. Emirlere de uymam. Sen de bunu böyle bilsen çok iyi olacak. Zaten beni sana bağlayan tavrın da bu galiba. Ne istediğini bilen, kendi kararlarını veren bir kadınsın sen. Madem bir açıklama istiyorsun, o zaman bir anlaşma yapalım seninle. Peki. Aklından neler geçiyor? Eğer ben sana anlatırsam, sen de yarın o uçağa bineceksin. Sana sesleniyorum. Efendim Sıla. Neden konuşurken bir anda çekip bittin? Gerçekliği duymak hoşuna gitmedi mi? Evet. Hakkındaki hüküm gerçek. Ve o kararı bütün karşı koyuşuma rağmen değiştiremiyorum. Ama sen de yaptıklarını da dikkatleri üstüne çekmekte birebiz. Seni unutmalarına, akıllarından çıkarmalarına izin vermiyorsun. Sürekli gündemde sen ve yaptıkların var. Bunca hışma üstüne çekerken seni korumamı nasıl beklersin? Buraya gelmeden önce bütün yapacaklarımı söylemiştim sana. Hiçbirini senin ardından yapmadım. Ayrıca biraz düşünseler bütün bunları buradaki insanlar için yapıyorum. Her ne kadar benim ölmemi isteselerdi. Sana bazı şeyler için zamana ihtiyaçları olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ama sen beni hep anlamak yerine korkmakla, beklemekle, vakit kaybetmekle suçladın. Şimdi olanları görüyorsun. Aceleyle attığın her adım mezarını kazmalarına fırsat veriyor. Artık biraz beni dinle Sıla. Bazen senin de gözlerin onlar gibi kör oluyor. Eğer senin söylediğin gibi bugün buradan gitmiş olsaydım bunu aleyhimize kullanacaklardı. Ama ben artık kaçmak istemiyorum. Burada yapılacak işlerim var. Senden kaçmanı istemedim Sıla. Sadece gitmeni istedim. Bu ikisi birbirinden çok farklı. Körlük konusunda da senden ders alacağımı sanmıyorum. Kolum için yas tutmanı beklemiyorum tabii ki. Ama bir geçmiş olsun dememini anlamak mümkün değil. Tepki vermediysem
bu kızgınlığımdan, üzülmediğimden değil. Ben seni bu insanlarla çatışmanı değil, çağ dışı törelere karşı durmanı istiyorum. Ne kadar çok seviyorsun böyle büyük şeyler söylemeyi. Ama söylediğin sözler yaptığın büyük hataları örtmüyor sana. Savaşmak için bana güç değil, güçsüzlük veriyorsun. Burada olmasaydın daha güçlü olacaktın. Unutma, arkasında kaybedecek şeyi olan savaşçı güçsüzdür Sıla. Benim kaybedecek en önemli şeyim senin ve oğlumun hayatı. Olmam gereken yerdeyim. Oğlum da, ben de, sen de olmamız gereken yerdeyiz. Sana ne desem fayda etmeyecek değil misin? İlla ki burnunun dikine gideceksin. Bu aralar Boran'la işler biraz karışık. Eğer sen İstanbul'da Sıla'yı ikna etmiş olsaydın böyle uğraşmamız gerekmezdi. Boran aşirete karşı sözünü bitirdi. İyi de bunun benimle ne alakası var? Eğer aramızdaki ilişki ortaya çıkarsa bu ikimizin de işine gelmez. Ben önce Boran'la olan davayı halledeyim. Sonra istediğimiz gibi yaşarız. Bu yüzden seni İstanbul'a yolluyorum. Ha bir de bebek meselesi var. Onu aldırman gerek. Aşiretin gözünde güvenilir olman gerek. Ne güzel. Kendi iktidar hevesin yüzünden benden bebeğimizi öldürmemi istiyorsun ha? Nasıl bu kadar acımasız oluyorsun? Ha? Kesme. Ağa kadın olmak zordur. Bazen yapmak istemediğin şeyler yaparsın. Bazen tanık olduğun acılar seni yakar. Öyle şeylere hazırlıklı olman gerek. Şimdi anlaştık mı? Yarın o uçağa binecek misin? Evimin narin çiçeği, yaşadıkların nasıl da solumuş sen. Dokunmalara kıyamadığım kızıma, yanımdayken hasret bırakanlara ne diyeyim ben? Kuzum. Zaman ya 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 ya
çok seviyorum Azad'ı. Bu Yaren ismi çok güzelmiş dayı. Güzelmiş de. E dayısı ne o zaman? Madem sen de. Ama kanlı oldu bu aşk. Senin de yüzünü bir gün güldüremedim. Her gün sıkıntı. Her gün dert. Olsun. Bak bugün de yaşıyoruz şükür. Bugün de yan yanayız. Çok şükür. Sen otur, çayını doldurup hemen getireyim. Sıla uyandı mı? Bir bak bakalım. Hala uyuyorsa kaldırma. Dinlersin biraz. Hemen bakarım ha. Günaydın gelinim. Ben de sana bakmaya geldiydim. Aa, merak etti de. Anca tatlım, neyin merakıymış bu? Günaydın. Sana da. Kalktığınıza göre çayınızı getireyim ben. Ayşe'cim bana papatya çayı getiriver. Sinirlerim biraz gergin de belki iyi gelir. Hemen gelin ağam. Narin neredeymiş, öğrenebildin mi? Bağ evindelermiş. Tamam, hemen gidip görelim o zaman. Merak ediyorum onu. Merak etme, iyidir. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Bütün olanları geçtim. Kocasını kaybedildi, daha şurada ne oldu ki? Kızın yas tutmasına fırsat bile vermediniz. Zaten ne durumdaydı? Şimdi kim bilir ne hale gelmiştir. Sıla, yeter artık. Narin sanki düşman elindeymiş gibi konuşuyorsun. Onların yaptığını ben de hoş karşılamıyorum. Ama ailem hakkında katillermiş gibi konuşmanı da istemiyorum. Sen de biraz beni anlamaya çalış. Narin'e bir söz verdim ben. Bu olanlardan kendimi sorumlu hissediyorum. Sence ona bir gelecek borcumuz yok mu? Bağ evinde tutularak taşlardan, duvarlardan ne farkı kalacak? Senin şu anda karnındaki oğlumuzdan, kendi canından, bizden başka düşündüğün bir şey olmamalısın. Başka birine yardım etmen için önce kendine sağlam olmalısın. Beni dinlemedin. Bana verdiğin sözü yerine getirmedin. Kasırganın ortasına geri döndün. Ya kendi rızanla ya da zorla dediğimi yapacaksın. Gideceksin buradan. Ardından ben de geleceğim. Narin de. Ailen de gelecek belki.
Ama önce sen ve oğlunuz. Dönmem. Buradaki kadınlara yolun sonu aydınlık dedim. Çıkışı gösterdim ben. Şimdi çıkışı kayayla kapatıp nasıl bitti, buraya kadarmış diyeyim. Bunu benden nasıl beklersin? Narinim, güzel kızım, nasılsın? Böyle kala kaldın bu odada. Hadi, ben gidiyorum. Arkamdan gel, emmi. Sen doğduğunda işlemeye başladım bunları. Her bir ilmeğine sevgimi, her bir ilmeğine hayallerimi verdim. Adını Narin koydum. Narin gibi güzel. Narin. Güzelliğinle el üstünde tutulacaktın. Telli duvaklı. Baba evinden gelin çıkman hayal ettim hep. Başın yukarıda, dik. Bu yazmayı ben saracaktım sana. Ağaların, beylerin karısı olacaktın. Oğulların olacaktı. Bayramlarda kapımıza gelecektin. Hepinizi baş tacı edecektik. Ama sen ne yaptın? Burnunun doğrultusunda gittin. Kendin de acı çektin. Bize de acı çektirdin. Neyse. Bundan sonra akıllanırsın belki. Önünde uzun bir hayat var. Ne oldu kızım? Yok bir şey. Sandıktaki naftalin dokundu herhalde. Naftalin mi? Bunca senedir naftalinin kokusu mu kalır? Boran. Nereye gidiyorsun? İşlerim var Sıla. Öncesinde bir bağ evine gidip Narin'i görseydik. Onu bir göreyim, söz veriyorum bir daha bu konuyu açmayacağım. Hala inat ediyorsun Sıla. Sana oraya gitmeyeceksin dedim. Ama onu çok merak ediyorum. Kendi gözlerime görmeden içim rahat etmeyecek. Ben gider bakarım. Rahatı yerinde mi görürüm. Sana da haber veririm. Ama oraya gitmeyi kafandan çıkar. Peki tamam. Sen git gör Narin'i. Senden haber bekleyeceğim. Allah çocukları acıdı. Ya analarına bir şey olsaydı milletin aklına bin türlü şey gelirdi. Efendim Cihan Ağa'nın karısı kendi canına kıysın. Olacak iş mi? İyi de baba, abim de az etmedi kadına. Nelere dayandı biliyorsun. Burasının canı uğruna el ayağı koptu, gene yaranamadı. Valla ben olsam bu kadar yapamazdım açıkçası. Ne demek oğlum? Ağa karısı yerlere kapanmaz. Gerekirse eri gözünün önünde ölür gider ama bu boyun eğmez. Hem bak abine, yengen hastalanınca hiç başından ayrılmadı. Olan bitene rağmen her ihtiyacını gördü, değil? Tabii, tabii. Baba, abim aşiretteki yeri için, oğulları için yaptı her şeyi. Yoksa karısı için değil. Öyle olsaydı kadının eve geldiği ilk gece evde olurdu, değil mi? Çay dökeyim baba. Eline sağlık gelin. Günaydın. Sana da günaydın. Nasılsın baba? Ne bitmez işin varmış. Öyle oldu. Sana da çay dökeyim baba istersen. Dök bakalım. Selam.
Sen karnını doyurdun değil. Aç karnın olmaz kahve yavrum. Yedim bir şeyler, merak etme anne. Baba, seni böyle dirençli görmek içime su serpiyor. İyi ki varsın. Dirençli olmaktan başka çaremiz var mı kızım? Bu alçaklar yemize acıyı tereyağı sürer gibi sürdüler. Hele narini alıp götürmeleri her şeyin tuzu biberi oldu. Her şeyin bir çaresini bulacağız. Ama bundan sonra herkese karşı daha da dikkatli olmalıyız. Birbirimizi daha çok korumamızın zamanı. Şimdi şu başımıza gelenleri düşünüyorum da sanki doğduğumuzdan beri marabayız diye herkes bizim tepemize çıkmış, yoksulluğumuzu fırsat bilmiş. Yerden göğe kadar haklısın baba. Ama kimse unutmasın ki yoksul değiliz. Sen de kimsenin marabası değilsin. Buraya gelmeden önce Edip Bey'le konuştum. Şirketteki yangınla ilgili sigorta kağıtları yakında elimize geçecek. Karar verdiğimiz gibi işleri kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biliyorum ki acımız çok büyük. Ama baba, senin de söylediğin gibi burada oturarak bu acıyı geçiremeyiz. Hep birlikte herkese bizi hiçbir şeyin yıldıramayacağını göstereceğiz. Doğru söylüyorsun kızım. Epey toprak almışız. Çok boşladık Bilal. Artık harekete geçsek iyi olacak. Sen bilirsin abi. Ağam izninle. Buyur bakalım. Rahatsız ettim ağam. Hayır mı şer mi bilmem ama sana da söylemek istedim. Lafı uzatma da ne söyleyeceksen söyle. Dün alanda tuhaflar oldu. Önce Boran ağamla karısı geldiler. Ağam karısına İstanbul bileti almış kendi elleriyle. Vay 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 vay. Ağamız yine iş başında. Görüyorsun Dilaver. Ağam gittikten sonra gelin ağa uçağa binmekten vazgeçip alandan gitti. Neler olduğunu anlamadım ama size haber vermek istedim. Aferin aslanım. Seni boşuna bu işe sokmamışız. Gözlerini dört aç. Merak etme. Ben senin arkandayım. Ağam, Allah seni başımızdan eksik etmesin. Abi, bu ne demek oluyor şimdi? Bu şu demek oluyor aslanım. Boran artık aşirette lafının geçmediğini anladı. Yerinin de sallantıda olduğunu fark etti. E şimdi ne yapacak? Kendi tedbirlerini kendi alacak tabii ki. Haklısın abi. Boran ağa karısını kendi elleriyle aşiretin hükmünden kaçırıyor. Ama öyle yama yok. Nereye giderlerse gitsinler bulup çıkarırız onları. Abi, o zaman artık daha fazla beklememizin bir anlamı yok. Toplayalım aşiret meclisini, anlatalım Boran ağanın yaptıklarını. Bakalım ondan sonra yine ben ağayım diye ortalıkta kasım kasım dolaşacak mı? Bu işler böyle aceleye gelmez oğlum. Biz şimdi aşireti Boran'a anlatsak, Boran hiç kendi karımı kaçırıyordum der mi? Misafirleri uğurluyordum ya da misafirler gelecekti diye bahane uydur. Biz bekleyeceğiz, bunu kendimize saklayacağız. Sonra da Boran köşeye sıkışınca eteklerimizdeki taşları bir bir dökeceğiz. Anladın? Abi, senden korkulur vallahi. Baba, niye yaptınız bunu? Niye Narin'i alıp buraya getirdiniz? Sen ne diyorsun oğul? Burası Narin'in de evi. Orası Celil'in evi. Celil'in evinde kalmak Narin'e yakışır. Hoş mu bu? Doğru. Neyin yakışık alıp almayacağını sen daha iyi bilirsin değil mi? Onun için evdeki çalışanlarla el birliği edip... Neyse, beni daha fazla konuşturma. Baba, şunu iyi bil. Eğer Sıla'yı o evden alıp götüreceksem... bunu oğlumun ve karımın can güvenliği için yaparım sadece. Meraklı değiliz karının yüzünü görmeye. Koskoca konağı karınla baş başa kalın diye bıraktık. Karınla mutlu mesut yaşa. Aynı evin içinde rahat duramadınız değil mi ana? Oğlum bu kadar yeter. Ben bir koca ve baba olarak yapmam gerekeni yaptım. Anan sana rahat vermediyse de... ben onun yaptıklarını hoş görmesem de anlamaya çalışıyorum. Onunla buraya geldim ki senin de için rahat etsin diye. Narin'e gelince olması gereken yer burası. Biz bize yakışanı yaptık. Bunun konuşulacak bir şeyi yoktur. Narin nerede? Onu göreceğim. Narin'i buradan götürmene izin vermem. Eğer götürecek olsaydım izin almazdım ana. Sadece göreceğim. Halini hatırını soracağım. Sen de onun yasta olduğunu unutma. Sakın onu üstüne gideyim deme. Ne sorgula ne de sıkıştır. Anladın mı? Narin. Gel kızım. Abin seni görecekmiş.
Nerede Narin? Nasılsın Narin? İyiyim. Sunan'ın selamı var. Seni çok merak etti. Kendine iyi baksın dedi. Sağ olsun. O da kendine mukayyet olsun. Ben sonra gene geleceğim. Bir diyeceğin var mı? Yok. Sağlıcakla kal. Bir ihtiyacın olursa ara. Güle güle. Narin, neyin var kızım senin? Yok bir şey. Abimi görünce heyecanlandım ondandır. Narin, sen en son ne zaman şey... He? Aman Allah'ım. Şayet uğursuzun dönünü taşıyorsa... Efendim canım. Hazır mısın Sultanım? Evet, hazırım. Birazdan Hüseyin gelip seni alana götürecek. Bu sefer garanti alıyorsun yani. Neden kendimi indirmiyorsun? Esma'cığım, dün gece söylemiştim. Vedalardan hoşlanma. Hem zaten uzun bir ayrılık değil bu. Yakında görüşeceğiz. Sık sık ara beni, tamam mı? Kendi yalnızlığımda boğulmak istemiyorum. Ve fazla uzatmadan gel. Yoksa biliyorsun, yolu öğrendim. Atlar kendim gelirim. Dayanabilir miyim sanıyorsun? Merak etme. Yakında yanındayım. Adamın geldi galiba. Kapı çalıyor. Hadi sana iyi yolculuklar. Varınca ara beni. Ararım. Hadi paydos. Hüsret. Efendim abi. Hadi gidiyoruz. Gidelim abi. Abi. Ha. Ne olacak şimdi? İşlerin başına kim geçecek? Silah Hanım'ın durumu malum. Vallahi zat iyiydi. Hem dilimizden anlardı hem işten. Ya İstanbul'dan başımıza müdür getirilirse? Ya anlaşmasak o zaman? İşimiz çok zor o zaman ustam. Düşündüğünüz şeye bakın siz ya. Millet yas tutuyor, siz ne derdindesiniz? Hem Sıla Hanım bizi ne zaman yarı yolda bıraktı? Mutlaka bir çaresini düşünmüştür. O bizi kimseye ezdirmez. Koca aşirete karşı durdu. Vallahi doğru dersin. Hem Celle Efendi işten anlar. Bakalım zamanla işler düzelir inşallah. Hadi yürü. Bak Ceylan gözüm. Anamlarla konuştum ben. Yakında seni istemeye gelecekler. Yalnız seni de anana çıtlatman gerek. Yoksa işi yokuşa sürebilirler. Nasıl olur Muharrem? Ne diyeceğim ben anama? Siz beni çalıştığa yolladınız ama ben kendimi kocam buldum diyeceğim. İyi de Mesude. Biz kaç yıldır yanığız birbirimize. Bu fabrikada dolmadı ki sevdamız. Sus bir duyan olacak. Ama yaptım Mesude'm. Sanki bilmiyorlar. Hepsi de bir an evvel baş göz edebilmek için dua ediyorlar. İşte böyle abay. İşler iyice çıkmaza girdi.
Sen halledebildin mi kendi işlerini? Tamam abay. Çok sevindim abay. Görüşmek üzere. Ah abay. Senin sağduyuna, öğütlerine öyle ihtiyacım var ki. Ağam, diyeceklerim var. Şeyh Suvarları bulduk. Mehmet adamlara konuşmuş. Önce bayağı direnmiş ama sonra dayanamamış konuşmuş. Toprakların hepsini cihan almış. Hatta Hazarlarınkini de. Mehmet öyle demiş. Bu adam verdiğimiz kararların hepsine karşı çıkıyor. Ya açıktan ya da el altından bildiğini işlemekten geri kalmıyor. Sadece bu da değil. Gelin ağam gelmeden bütün toprak alımlarını durdurmuş. Son toprak alımlarını da Cihan'la dilaver yapmış. Hatta Zınar Ağa'nın da bu işten haberi yokmuş. Demek Cihan gerçekten aşireti bölmeye çalışıyor. Arkasına topladığı adamlarla da yeni bir aşiret kurma hayalleri içinde. Ama onun dünyasını başına yıkacağım günler çok yakın. Ağam, Ali Ağa'ya, diğer aşiretlere haber vereyim toplantı için. Yok yok Şivan, az bekleyelim. Bakalım başka ne işlerin peşinde. Sen bu konulardan sıkı tut. Bakalım daha neler çıkacak ortaya. Baş üstüne ağam. Saatiniz gelmiş gelin ağam. Sağ ol Ayşe. Boran aradı mı ben yokken? Yok, aramadı gelin ağam. Anladım. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceksin? He ya. Gelin ağam, dün Firuze amlar alelacele evden çıkınca ilaçlarını unutmuş. Hani bir haller olur diye korktuydum. Sen ilaçları poşete koy, bana da Harun'u çağır. Ha gelin ağam. Bunları Firuza'ya teslim et. Benden de selam söyle. Emrin olur gelin ağam. Sağ ol Ayşe. Afiyet olsun gelin ağam. Ayşe, bana soğuk bir ayran getir. Hemen ağam. Narin'i görmeye gidecektin. Gittin mi? Gittim Sıla. Neden aramadın? İşlerim çoktu. Nasılsa akşam konuşuruz dedim. Konuşsana o zaman. Boran. Anlatmayacak mısın? Nasılmış Narin? Yoksa gidip kendim göreyim Narin'i? Selamını ilettim. O da sana çok selam etti. Bu kadar mı? Evet, bu kadar. Afiyet olsun ağam. İyi akşamlar. Sağ ol Harun. Gelin ağam, emanetini ulaştırdım. Firuze ağam da sana selam etti. Sağ ol Harun. Ne emanetiymiş bu? Baban giderken ilaçlarını unutmuş. Onu yolladım Harun'la. Efendim? Nasıl geçti yolculuk sultanım? Bir an sanki seni sonsuza kadar kaybettim sandım canım. Olur mu öyle şey? Yakında görüşeceğiz. İnşallah. Kocan ne yaptı seni görünce? Şeytan görsün onun yüzünü. Ne yapabilir ki? Canım cicim dedi işte. Ama ben yüzü vermedim. O zaman kapandım şimdi. Yüzünü bile görmeye tahammül edemiyorum. Kısa bir süre dayan canım. Doktora gideceksin değil mi yarın? Madem söz verdin yeniden yapacağımıza, o zaman gideceğim. Önce randevu almam gerek. Tamam canım. Yarın görüşürüz. Hoşça kal. Thank you.
kızınızı? Seni bekledim. Belki bir şeye ihtiyacın vardır diye. Günaydın ağam. Ben sana hemen bir kahve yapayım. Her sabah içtiğimi bilmezmiş gibi ne soruyorsun? Senin bu yaptığın doğrudur senin. Daha şunun şurasında kaç gün oldu ki? Nari'ni de götürdüler. Sen şimdi hiçbir şey olmamış gibi fabrikaya gideceksin. Beder, Sıla'nın dediklerini unuttun. Azad'ın katilleri şimdilik bulunmadı ama ortalığı da onlara bırakmaya hiç niyetim yok. Oğlumun acısına katlanabilmek için çalışmam lazım Beder. Hem de öyle bir çalışacağım ki görenlerin ağzı açık kalacak. Anlıyorum seni Celil. Çalış tabii. Ama ya sana da bir şey derlerse? Aklım çıkıyor korkudan. Ecelden kaçıp kurtulanı gördün mü Beder? Sen nereye gidersen git. Vakti geldiyse o gelir seni bulur. Ama ben onun gelmesini bu evin dört duvarları arasında beklemeyeceğim, tamam mı? Canımı alacaklarsa işimin başında alsınlar. Allah korusun Celil. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Gidiyor muyuz baba? Sen nereye Emir? Yoksa okula? Ana, ben gitmem bir daha okula. Şimdi babamla birlikte fabrikaya gideceğiz. Orada abim neler yapmış onu öğreneceğim. Hadi görüşürüz. Ne oldu Ceylan gözüm? Seni üzecek bir şey mi yaptı? Git şimdi görecekler. Ben senin gözlerindeki yaşları gördükten sonra daha kötü ne olabilir ki? Söyleme Esra, ne oldu? Kaçmaya çalışma. Benden kaçabileceğin yer var mı? Cehenneme gitsen yine gelirim. Yakında cehenneme gideceğim zaten. Ne diyorsun sen Mesude? Abim bir kız kaçırmış. Ailesi benden almaya gelecekmiş şimdi. Ne diyorsun sen? Beni almaya geliyorlar diyorum. Daha ne diyeyim? Cehenneme gitmekten de kötü Mesude. Buna izin veremem. Tek umudum Boran'a. O Berder olacak demeden olmaz. Şunu desene Mesude. Ne Boran ağam ne de Sıla hanım buna izin vermez. Diyarbakır'dan Molla Ağa gelmiş. Sağın diyecekleri varmış. Buyursunlar bakalım. Baş üstüne ağam. Sıla, sen istersen odana git. Ben bakayım ne istiyorlar.
hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Kadir, başımıza ne işler açtığını görüyorsun değil mi? Ya ben ne diyeceğim kocam bunlara? Kardeşini Berder istedikleri adamı tanımam etmem bile. Ya ne işin vardı da başka memleketlerden kız kaçırdın? Baba, size vaktinde dedim. Sevdalandım. Gidin isteyin diye. Siz adam yerine koymadınız lafımı. Hangi yüzle gidecektin babasının karşısına? Askerlik biteli nice oluyor baba. Elim ekmek tutuyor. Daha neyi bekleyecektim? Oğlum, kaçırdığı kız aşiret reisinin kızı. Sen tarlada maraba. Saki istesek verecekler kızı. İşte sen de dedim vermezler diye. Kaçırdım ben de kızı. Hem aslının da gönlü bendeydi. Zorla kaçırmadım ya. Neyse bey, olan olmuş. Hem kızın da gönlü varmış. Mesude hiç huzursuzun birine vereceğimize ağa evine gelin edeceğiz işte. Fena ama. Artık yapacak bir şey yok kızım. Ağalar toplanıp zaten Burhan Ağa'nın yolunu tutmuşlar. Artık kaderim onun iki dudağı arasında. Elimden başka bir şey gelmez. Madem Burhan'ın Sıla'yı yollayacağından haberin oldu, neden aşireti toplamadın? Her şeyin bir zamanı var baba. Burhan gibi davranmaya gerek yok. Burhan şöyle etti, Burhan şöyle dedi diye milleti ayağa kaldırmak bize yakışmaz. Senin aklından geçenleri söyle de ben de bileyim. Benim bir şey yapmama gerek kalmıyor ki baba. Burhan kendi ettikleriyle kendini köşeye sıkıştırıyor zaten. Bunu bizim duyduğumuz gibi başkaları da duydu. Şimdi zamanını bekleyeceğiz. Sırası gelince de son darbeyi indireceğiz. Abi, baba olanları duydunuz mu? Oğlum dikkat et, daha yaran iyileşmedi. Ne oldu ki? Hani şu Bavi'nin orada çalışan Kadir var ya, bildin. Ha. İşte o Diyarbakır'dan mollaların kızını kaçırıp gelmiş. O mollalar buranın ilk karısı Yezdan'ın amcaları değil. Öyle mi? Demek bizim sümüklü Kadir büyümüş de ağa kızı kaçırır olmuş. Bize ne bundan? Ya bize ne olur mu baba? Kızın babasıyla ağalar toplanıp Boran ağaya gitmiş. Kızlarına karşılık berdel isteyeceklermiş. Kadir'in evlenecek yaşta bacısı var mı? Var abi. Hem de Sıla'nın fabrikasında çalışıyor. Bir de aynı fabrikadan biri oğlanla fingir diyormuş kendisi. Görüyorsun değil mi baba? Kadınlarımız acıyıp onları kurtaracağım diye kollarını sıvayan gelin ağamızın hatları bunlar. Erlerini namuslarıyla evlerinde bekleyen bacılarımızı, kızlarımızı baştan çıkarıp yollarını saptırıyor. Bakalım daha neler gelecek başımıza. Ben sana demin dedim. Boran kendi ettikleriyle kendini köşeye sıkıştırıyor. Şimdi berdel dese bir türlü, demese bir türlü. Bakalım bu işin içinden nasıl çıkacak bizim aslan parçası. Acı tatlı çok şey geçti Boran ağa. Sen bize Yezda'dan yadigar sayılırsın. Yeğenimin acısı hala içimde gizlidir. Yıllar sonra böyle karşılaşmak varmış. Başımızın üstünde yerim var Molla ağa. Yezda'nın amcası benim de amcamdır. Sağ ol ağa. Biz Sidar'ı uzun zamandır biliriz. Kadir denen o maraba kızımı kaçırınca ona haber saldım. O da bana ağamız Boran'dır. Kararı o verir dedi. Kapına geldik. Çevirmedin bizi. Şimdi çöz bu düğümü de yüzümüz yerde kalmasın. Sidar doğru demiş. Bu aşiretin ağası benim. Kadir de bizim adamlarımızdandır. Temiz, ahlaklı bir çocuktur. Kızınızı kaçırması tabii ki hoş olmamış. Ama istemeye gelseydi verir miydin kızını? Olurmuş Boran ağa. Benim kızım ağa konaklarına layık. Marabaya verip kızımı harap eder miyim hiç? Kızına sordun mu peki? Belki o da gönüllü kaçtı. Ağa konaklarında olmak yerine Kadir'in çatısının altında olmayı iyi tuttu belki de. Boran ağa, sen töreyi unuttun herhal. Nerede görülmüş kız kısmına kime varacaksın diye sorulduğu, onun için en iyisini atası babası bilir. Bana kızmakta kendince haklısın Molla. Ama dünya değişiyor.
Bizler de buna ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sözüm ağzımdan sert çıktıysa sen de bizi bağışla Boran Ağa. Oğlum sayılırsın. Bizden iyi bilirsin ki bu işler öyle kolay kolay ayak uydurmaya gelmez. Biz hakkımızı isterik. Kan dökülsün istemeyin. En doğru kararı sen verirsin. Kadir'in bacısına, oğluna berdel vermeye karar kıldım. Senin bana ne zaman yalan söylediğini anlayacak kadar tanıyorum artık. Kim? Boran Ağa'nın ilk eşin akrabaları galiba. Yezdan akrabaları demek. Mesude'nin abisini kaçırdığı kız var ya. Onun akrabaları. Peki tamam, sağ ol Ayşe. Denilenler doğruymuş ağam. Mesut'la Muharrem evlenmeyi düşünülermiş. İşçiler de aralarında olanı biliymiş. Uzaktan uzağa birbirlerine sevdalanmışlar ağam. Bu berdel işi en çok onların canını yakacak. Şivan, ortalık biraz sakinleşsin hele. Kızla oğlanı buradan kaçıralım. Hem bunu kimse bilmeyecek. Hele bu işin içinde bizim olduğumuzu hiç kimse. Artık İstanbul mu olur, İzmir mi, Ankara mı bilmem. Ama ebark kurana kadar gençlere sahip çıkacağız. Tamam ağam. İznin olursa birkaç şey söyleyeyim. Söyle Şivan. Ağam, bu Molla oğulları çok güçlü bir aşirettir. Bilmez miyim Şivan? O aileden ilk kızı ben kaçırdım. Sen başkasın ağam. Koca bir ağasın. Yezda'yı ağlama güvenerek mi kaçırdım sanıyorsun Şivan? Haşa ağam. Senin yiğitliğini en iyi ben bilirim. Yezda! Eğer ki oyunu tutarsan... buradan ikiniz de canlı çıkamazsınız. Unutma Şivan, sevdanın gücünün üstüne güç yoktur. Maraba denilen Azat bile gelip benim bacımı kaçırdı. Ağam, demem o ki ben Muharrem'le Mesude için korkarım. Molla oğulları kolay lokma değil. Biliyorum Şivan, işimiz zor olacak. Biz de ona göre yapacağız hazırlıklarımızı. Tamam ağam, hem bu ilk değil ki. Nicesini kurtarmadık mı bu işten? Bu işi de senin ağalığının kudretine yakışır bir şekilde hallederiz ağam. Hatice, Azad'ımın ölümü yaktı kavurdu içimi. Nasıl dayanacağım ben bu acıya? Sılam her şey yoluna girsin diye didinip duruyor. Ve gelinliğini bildi, ne gebeliğini bildi yavrum.
bütün bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de azadımın yadigarını daldılar elimden. Nasıl dayanacağım Hatice? Kendini koyverme komşum. Herkesin beklediği bu. Sen yürekli kadınsın. Evlatların için canını yollara koydun. Sizin yaptıklarınızı herkes yapmak ister ama onlarda o cesaret yok. Sen şimdi bittim dersen ekmeklerine yağ çalacaksın. Gelin ağam. Ay Ayşe, aklımı aldın. Kusura kalma gelin ağam. Telefonu çalıp duruyordu, ben de cevap verdim. Onun için geldiydim. Kimmiş? Fabrikadan aradı, adını sormadım. Allah Allah. Alo? Gelin ağam sensin değil mi? Benim. Siz kimsiniz? Gelin ağam ben fabrikadan Fadime. Bugün olanlardan haberin oldu mu? Ne oldu Fadime, anlatsana. Gelin ağam hani Mesude vardı ya, Muharrem'in yavuklusu. Evet. Ne oldu? Sonunda evlenecekler mi yoksa? Nerede gelin ağam? Mesude'nin abisi gitmiş, bir anın kızını kaçırmış. Onlar da toplanıp Boran ağama varmışlar. Berdel istemişler. Gelin ağam. Boran ağam da berdel kararı vermiş. Aşıklar kavuşacaklar derken aralarına Boran ağamın hükmü girdi. Şimdi Mesude'yi hiç tanımadığı bir adamın koynuna karı diye sokacaklar. Fadime, sen emin misin Boran'ın böyle bir karar verdiğine? Üzgünüm gelin ağam. Burada haberler çoktan yayıldı. İşçiler çok üzgün. Buna Boran ağanın karar vermesi onları yıktı. Biz artık neye, kime güveneceğiz diyorlar. Biliyorsun gelin ağam, yangından sonra Mesude'de İbrahim'de ölüm olsa da biz Sıla'nın yanındayız demişlerdi. Ben bu konuyu araştıracağım. Tamam mı Fadime? Görüşürüz. Orhan böyle bir şey yaptığına inanmak istemiyorum. Ne olmuş gelin ağam? Ne olacak? Orhan birbirini seven iki insanı berdel yoluyla ayırmış. Bir de benimle aynı fikirde olduğunu söylüyor. Bazen onu tanıyamaz hale geliyorum. Ağam öyle şey yapmaz gelin ağam. Vardır bir bildiği. İşin aslını bir öğren ondan sonra kız. Ben onun ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Kan dökülmesin diye. Sizi korumak için. Ama artık bunlardan çok sıkıldım Ayşe. İlmek ilmek ördüğümüz her şeyi nasıl bir anda talan ediyor baksana. Töre hüküm deyince gerçekten onu tanıyamıyorum. Ya Boran'ın bu kararı vermesinde Yezdan'ın etkisi varsa? Sağ ol gelin. Afiyet olsun baba. Bakalım Sıla bundan sonra ne yapacak? Terörler yok olacak diye mangalda kül bırakmadı. Sağ ol yenge. Afiyet olsun. Bence bu son olay aşirette Burhan'ın yıldızını daha da parlatacak. Parlamam. Sıla çocuğunu doğunca söner. Sıla'yı çekip vuramayacağına göre. Ağalık aşkına onu da yapar mı acaba? Burhan beni çok şaşırttı. Hiç zorluk çıkartmadan Berdel'e karar vermiş. Adalet yerini buldu yani. Oha, sonunda yapması gerekenleri öğrendi. Hiç yoktan iyidir. Duyduklarım doğru mu Boran? Mesude'yi kurban mı ettin Berdel'e? Doğru Sıla. Olması gereken buydu. Beni çıldırtmak mı istiyorsun? Ne demek olması gereken buydu? Hiç soruşturmadan gencecik kızı nasıl tanımadığı bir adama verirsin? Aşiretin gözü üzerime yapışmışken aşiretin ağası ne yaparsa onu yaptım. Duyduklarıma inanamıyorum. Seven iki insanı nasıl ayırırsın Boran? Hem de hiç suçları yokken. Sana daha önce de söylemiştim. Buraya gelince bambaşka bir adam oluyorsun. Senin duygularını da kör ediyor burası. Hayır Sıla. Ben hep aynı adamım. Doğru bildiğim şeyi yapıyorum. Ama bunu yaparken senin gibi hırçınlaşmıyorum sadece.
Senin de sakin olmanı ve bana güvenmeni istiyorum. Kan dökülmemesi için gereken her şeyi yapıyorum. Bir de bizi korumak için değil mi Boran? Sizleri ve pek çok kişiyi. Bu saçma mazeretlerin ardına saklanma artık. Düşman da belli, kavganın nasıl olacağı da. Belli olmayan tek şey var. O da senin kimin tarafında olduğun. Ben kötü bir şey yapmıyorum Sıla. Tabii yapmıyorsun. Berdel'e karar veriyorsun. Unutuyorsun. Biz de Berdel'le usulü evlendik. Hem de birbirimizi hiç tanımadı. Ben seni hala tanımıyorum. Ama ben seni tanımıştım. Atımı ürküttüğün o gün. Tırırım tabii. Oo! Ya ne yaptığını zannediyorsun? Aniden önüme çıktım. Görmedin. Görmemişmiş. O kızgın halin hiç değişmedi. Ve hayatı yok olacak iki gencecik insandan bahsediyorum. Sen bana nelerden söz ediyorsun? O gece sen de benim hayatımı yok etmek istemiştin Sıla. Sakın bana dokunma, sakın! Ne demek oluyor bu? Uzak dur benden hayvan herif! Beni o gece öldürebilirdin. Sen beni delirtmek istiyorsun. Yoksa öldürmediğine pişman mısın? Biraz daha böyle konuşursan pişman olacağım. Öldürseydin eğer, ölmekten değil... Ama seninle yaşayacaklarımı yaşayamadığım için pişman olurdum Sıla. Seni seviyorum Sıla. Seni seviyorum. Bencilliğine, saygısızlığına, acımasızlığına inanamıyorum. Bu kötü bir rüya olmalı. Evet. Bunlar kötü bir rüyası. İnan kötü bir rüya ve bitecek. O zaman çabuk bitse iyi olur. Yoksa biten başka şeyler olacak. Firuza, Nari'nin halı hiç hoşuma gitmiyor. Neyi var, hasta falan mı acaba? Yok, hasta falan değil. Galiba yüklü. Kendi mi dedi? Onun dünyadan haberi yok. Ama ben bilirim. O marabadan kesin gebe bu kız. Ama o veledi doğurmasına müsaade etmeyeceğim. O göle atacak bedeninde. Ama zorla, ama güzellikle. Azadım. Demek gitmeden bana bu canı emanet bıraktın. Aşirete töreleri en son seni verdim. Bir can daha vermeye niyetim yoktur. Bu canı benden almalarına izin vermeyeceğim.
Kimse benim karıma silah çekemez. Niye durduk? Tam yumuşuyorsun. İnsan zannediyorum. Sonra bir anda tekrar hayvanlaşıyorsun. Teslim olmak demek. Mesude'ye ihanet etmiş olurum. Bütün olanların üstüne limonata iç mi diyorsun Boran? Sen o kapıya dokunma. Bize birazcık saygın varsa o kapıya dokunma. Baban ne kadar da acımasız değil mi Bedira? Her şeyi bir anda nasıl da unutuyoruz. Çekil sarhoşsun. Thank you.
Günaydın gelin ağam. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misiniz? Çok aç değilim. Sen bana küçük bir tost yap Ayşe. Gelin ağam. Bir şey mi oldu? Ayaklarım şişmiş. Normaldir gelin ağam. Hamileliktendir. Ben size hemen bir tost yaparım. Siz de işinizden alıkoydum. Ben bu yazanlardan bir şey anlamadım. Buradaki sonuçlara göre gebesiniz. Hayırlı olsun. Gelin ağam. Ağam sen odasında bekle, gelsin dedi. Beni ayağına mı çağırıyor? Bilmem ki gelin ağam. Ağalık yapmak istiyor herhalde. Ben sana gösteririm Boran'a. Beni istemişsin. Ben seni hep isterim Sıla. Dokunma bana. Çok hırçınsın Sıla. Daha da hırçınlaşabilirim. Ama bu çocuğumuz için iyi olmaz. Hadi. Bırak kolumu. Bazı şeyleri bir daha mı yaşamak istiyorsun? Hadi Sıla, otur. Tuzlu su. Ayağına iyi gelir. Sadece sen değilsin. Oğlumun annesisin. Bunları sadece oğlumuz için mi yaptığını söylüyorsun? Siz benim canımın iki yarısısınız Sıla. Senin kaç canın var bilmiyorum Orhan. Ne diyorsun sen Sıla? Ne demek istediğimi gayet iyi anladım. Bir şey söyleme. Dinlenmek istiyorum. Peki Sıla. Boran.
Gözünüz gelin ağanızın üzerinde olsun. Evden tek başına çıkmasına izin vermeyin sakın. Anlaşıldı mı? Emredin ağa. Olmazsa zaten ne yaparım bilmiyorum. Tanımadığım bir adam. Sonu. Gelmezsin diye çok korktum. Yoksa ben gelecektim. He, gel gel de babam vursun seni. Vursun Mesude. Vurmakla bu iş bitse bu anca beni kurtarırdı. Babam geliyor, git buradan. Gelsin Mesude. Ölümü öp git buradan. Bu iş burada bitsin. Ölümü öp dedim. Baba. Sen artık fabrika yok demedin mi? Burada yapacak işlerim vardı baba. Burada yapacak işlerim bitti artık. Dur Muharrem, dedim ya sana. Gelinağımla konuştum ben. Benden haber bekleyin dedi. Dellenme. Baba ne olur yapma, bir dinle. Zorlama Mustafa Bey, zorla güzellik olmaz. Bu kıza kıymayın Mustafa Efendi, yazıktır. Sen vicdanla hangi pazarda sattın Mustafa Efendi? Kızın gönlünü hiç mi düşünmüyor? Sizi düşünen oldu mu Fatma kadın? Sizi düşünen oldu mu? Kız benim gözümün bebeği. Ben buna nasıl kıyarım? Varın siz gidip kıyanlara bakarım. Yangından sonra kızım seni öldürecekler. Fabrikayı bırak dedim. Onlar da bize iş verdiler. Biz de onlara omuz vermeliyiz baba dedi. İşte verdikleri omuz. Hadi kızım zorlama beni. Gelecekse gelsin artık. Nereye gittiyse bulamadım. Sanki yer yarılmış, içine girmiş. Nereye gidecek bu kız? Ya bedarlara gitmiştir ya da kocasının mezarına. Kızın aklı başında değildi zaten. Bulurum ben onu. Kimse yok muydu dur diyecek? Baba kızın arasına kimse giremedi. Ben durdurayım dedim ama lafı yedim gelin ağam. Buraya gel. Sen iyi olur gelin ağam. İşçiler biraz kırgın. Tamam, hemen geliyorum. Efendim kızım. Baba neredesin? Evden çıkıyordum kızım, fabrikaya. Niye, ne oldu ki? Ne olmuş Ceylin? Fabrikada çalışan kadınların kocaları babaları fabrikayı basmış. Hepsini döverek teker teker dışarı alıyorlarmış. Kadın işçiler de bize çok kızgınmış. Allah Allah. Bize niye kızgınlarmış ki? Çünkü Berdil'e karar veren Boran baba. Kendilerini ihanete uğramış gibi hissediyorlar. Peki ne yapacağız şimdi? Sen hemen çıkıp oraya git. Ben de geliyorum. Gereken neyse yapacağız. Tamam kızım. Patron. Sen bugün annenle evde kalıyorsun. Celil, gözünü seveyim. Kendine de sılama da mukayyet ol. Korkma Bedar. Benim bu canım sağken kimse kızımın kılına bile dokunamaz. Tamam mı? Hayırdır gelin ağam? Arabayı getirin, fabrikaya gideceğim. Olmaz gelin ağam. Boran ağamın emri var. Evden çıkmayacak dedi. Ne yani, zorla mı tutacaksınız beni? Yok gelin ağam. Biliyorsunuz emir kuluyuz biz. O kısmı beni ilgilendirmez. Ben gideceğim. Ama unutmayın ki bana bir şey yaparsanız ağanızın oğluna da yapmış olursunuz. Ona göre. Ağam ben Harun. Gelin ağamı ne ettiysek durduramadık ağam. Fabrikaya gitti. Thank you.
bana müjdeler getirdin. Ben duyuyorsun de. Azat. Karnımda senin canını taşıyor. Sevindin değil. Ben de. Sen gidince ilk önce ben de peşinden gelmeyi düşündüm. Ama sonra Allah bana bu canı verdi. Şimdi onun için yaşayacağım. Bak Sıla'ya. Hiç yılmadan nasıl uğraşıyor. Gerekirse cümle alemle savaşacağım. Hem doğunca onu da sana getiririm. Azat. Azat. Sen bize sığınma evi dedin, iş dedin, özgürlük dedin. Bu törelerden kurtulacağımızı söyledin gelin ağam. Biz size inandık. Bu kadınlar, bu kızlar da inandı. Hepimiz inandık. En başta da Mesud'a inandı. Ama ne oldu? Onu sevdiğinden kopardılar. Hiç tanımadığı bir adamın koynuna gelin diye sokacaklar. Vallahi Fadime haklı. Her şey yine aynı tas, aynı hamam. Senin yıktık dediğin törenin kanunlarını Boran ağam yeniden yapmadı mı? Mesude'nin berdel hükmünü o vermedi mi? Neye inanmamızı bekliyorsun gelin ağam? Kaç Mesude daha kurban vereceğiz? Bir daha böyle şeylerin yaşanmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Size söz veriyorum. Bizi yanlış anlama Sıla Hanım. Biz hep ezildik, hep horlandık. Sonra sen bize umut verdin. Onlar ümitlerimizi yakmak istediler. Hepinizi öldürürüz dediler. Biz yine de senin ardında durduk. En başta Mesude ardında durduk. Ama gördük ki gün oluyormuş. Ama devran dönmüyormuş. Kime inanacağımızı şaşırdık. Ben Sıla'ya inanıyorum. Diyeceksiniz ki sen bir ağa kızısın. Doğrudur. Ama biliyorsunuz ben ağlarımın hepsine baş kaldırdım. Bir marabanın yüreğinin sesini ağların hepsinin sözünden üstün tuttum. Azat'ı hepiniz tanırsınız. Marabanın oğlu Azat. Aslında hiç inkar etmedi. O hep sizin iyiliğinizi istedi. Bu uğurda da kurban gitti. Bundan böyle ben de yalnız onun dul karısı Nari'nin. Sizden bana inanmanızı istemiyorum. İsterseniz Nari'ne de inanmayın. Ama inanmanızı istediğim tek kişi var. O da Azat. Ağam, İstanbul'daki iş hazır. Buradaki hazırlıklar da bitmek üzere. Muharrem ve Mesude ile konuşalım. Onlara en son haber verelim. Riske girmelerini istemiyorum. Ağam, beni bağışla. Haddim değil ama bu sefer aldığın iş çok riskli. Senin için korkuyorum. Yüzüm yerde olacağına başım yerde olsun Şivan. Hadi şimdi işine bak. Baş üstüne ağam. Sen gelmiyor musun Muharrem? Yok Fatma bacı. Bana artık gidecek bir yol kaldı. Boran! Bırak abi! Boran!
Can.